Ses niye Ha, gelmedi? şimdi sesiniz geldi hocam. Geldi Demin mi? konuştuklarınızı ben duymadım. Heh, şimdi geldi mi sesim? Evet, şimdi geliyor. Tamam. Galiba şu anda sesimiz var değil mi? Tekrar bir cevap alabilir miyim? Dur, arkadaşlar hızla yardım Evet. ediyorlar. Tamam, gelmiş. Tamam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Fakültesi değerli öğretim üyeleri ve elemanları, kıymetli öğrencilerimiz, Hayvanlarda Fizyoterapi Uygulamaları isimli webinarımıza hoş geldiniz. Bu akşam Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi'nden doktor öğretim görevlisi fizyoterapist İsmail Ceylan hocamızla birlikte size hayvanlarda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarından bahsedeceğiz. Hocam benim lisans arkadaşım aynı zamanda doktorasını, yüksek lisansını anatomide, doktorasını da karpal tünel üzerine yaptı ve aynı zamanda yan branşlar üzerine de çalıştı. Onun bu bilgisinden faydalanmak için hemen hocama yapıştım ve Estağfurullah hocam. bilgisini bizimle paylaşması için sizlere getirdim. Umarım güzel bir webinar olur. Yani ben bu konuyu seviyorum. Öncesinden beri de hani sürekli hocama söylüyordum ama hocam ilgilendiği için bu konuda daha iyi olduğu için hocamın sizlere sunmasını istedim. Çok fazla sözü uzatmadan hocama bırakacağım. Sayın İsmail Hocam, sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim Fatma Hocam. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum sayın katılımcılar. Ben İsmail Ceylan, öğretim görevlisi Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi'nde. Aslında benim asıl çalışma alanım el rehabilitasyonu. Ama bir dönem hayvan rehabilitasyonunda çalıştım. Nasıl çalıştım, nereden tanıştım onlarla biraz ondan bahsedeyim. Ben 2015 yılında Ankara Üniversitesi'nde doktora eğitimine başladım. Sinir bilimleri ana bilim dalında. Orada multidisiplinler bir bölüm. Her bölümden hocalar var. Benim danışmanım da Veterinerlik Fakültesinden Ömer hocamızdı. Ömer 5-6 profesör. Şu an halen orada çalışıyor. Kendilerine buradan saygılarımı yolluyorum. Onun teşvikleriyle bir süre işte 2017'ye kadar Ankara'dan ayrılana kadar gözlemleme fırsatı buldum. Tedavilere katıldım. Ameliyatlara girme fırsatım oldu. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde hayvan hastanesinde. Orada güzel bir hastane var. Giderseniz, yolunuz düşerse ziyaret edin. Ekip çok özverili. Böylece orada belli bir süre tecrübe edinme imkanı buldum. Dolayısıyla bugün biraz onlardan bahsedeceğiz. Tecrübelerimden bahsedeceğim. Biraz insanlarla karşılaştıracağız hayvan rehabilitasyonunu. Dolayısıyla faydalı olacağını düşünüyorum. Ben ekran paylaşayım hocam, Tabii müsaadenizle. hocam, tabii. Paylaşabilirsiniz. Evet, fazla vaktinizi almadan başlayalım. Siz yine sorularınız olursa arkadaşlar yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırız. Şimdi işte nereden başladık onları anlattım size. Şimdi slide görünüyor değil mi hocam? Ha, evet hocam, görünüyor. Tamam. Ben o zaman buradan yöneteyim. Şimdi burada literatürde bazı yanlış anlamalar oluyor ya da işte öğrenci arkadaşlar bazen karıştırıyorlar. Hocam, büyütebiliriz değil mi ekranı? Tabii. Yukarıda galiba. Ben büyütünce sizi göremiyorum, o yüzden siz bana söyleyin hocam, sıkıntı Tamam. olursa. Şu an tam ekran oldu mu? Tam ekran olmadı hocam, şu mikrofonun üzerinde, kameranın yanında, mikrofonun yanında full ekran yazıyor galiba, sanırım o. Bir saniye. Görebildiniz mi? Yukarıda kameranın üzerinde. Yukarı. Bir saniye hocam. Tekrar deneyeyim. Dur, ben mi yapmam gerekiyor acaba? Şöyle. Tüm ekran, bir saniye, paylaş. Ben de Bir daha olmadı. F5'e basayım. Ben de tüm ekran oldu şu an. Oldu mu? Evet. Olmadı hocam galiba da. Tamam, devam edelim böyle. Bir saniye, ben sorayım yine. Devam edebiliriz hocam. Tamam.
Şimdi iki tane farklı uygulama var. Birisi hayvan destekli terapi. Bugün size anlatacağım bu değil. İşte bu biliyorsunuz hipoterapi en çok yaygın olan ya da diğer hayvanların insanların tedavi edilmesi amacıyla kullanılan bir yöntem. Hayvan destekli terapi. Hatta Fizyoterapistler Derneği'nin alt gruplarında böyle bir grup var. Hayvan destekli terapi uygulamaları diye. Bugün bunu anlatmayacağım. Bu başka bir alan. Benim anlatacağım da asıl hasta olan grup hayvanlar. Hayvanları tedavi ediyoruz. Ya da tedavisinden bahsediyoruz bu sunumda. Asıl bunu anlatacağız. Bazen bu ikisi karışıyor. Birisi hayvan destekli terapi, diğeri de hayvanlarda fizyoterapi uygulamaları. Evet, nelerden bahsedeceğiz? Anatomik ve fizyolojik olarak insanları ve hayvanları karşılaştıracağız. Yine ölçme değerlendirme yöntemlerinde neler yapıyoruz? Onlardan bahsedeceğiz. Ve rehabilitasyon uygulamalarından kısaca bahsedeceğim size. Evet, şimdi bildiğiniz gibi insanlar insanlık tarihinden bu yana her şey gelişiyor. Teknoloji gelişiyor, bilim gelişiyor işte. Ama hayvanlarla olan ilişkiler ya da hayvan sağlığı alanındaki uygulamalar bence geriliyor artık. Neden? Çünkü 1900'lü yılların başından itibaren daha çok makineleşmeye başladı her şey. İşte ulaşımda hayvanları kullanmayı bıraktık, günlük hayatta kullanmayı bıraktık, şehirleşme arttıkça onlardan uzaklaştık. Ve böylece aslında bizim olan bir alan, yani daha çok bilgi sahibi olduğumuz bir alan bizden uzaklaştı. Dolayısıyla bu alanda bir ilerleme değil, gerileme söz konusu aslında. Hayvanlarla olan temasımız azaldığı için. Genel manada bakacak olursak insan bir tür, yani farklı bölgelerde yaşayan insanların daha az çok anatomik yapıları benzer, iskeletleri benzer. Ama hayvanlarda farklı türler mevcut. Hatta aynı tür içerisinde bile, yani köpeklerde ya da atlarda farklı ekstremite anatomisi var. Dolayısıyla biraz daha geniş bir alan insanlarla yapılan uygulamalara göre. Terminolojide bazı kelimelerden bahsedeceğiz. Bunları da kısaca söyleyelim. Ruminantlar, geviş getirenler, karnivorlar, etçiller, kaninler, köpekgiller, ekinler, tek tırnaklılar ve felinler, kedigiller olarak bahsedeceğiz. Slide'da bazen geçecek bunlar. Bunlar en temel terminolojik kelimeler veteriner fizyoterapide kullanılan. Evet, genel iskelet yapısından bahsedecek olursak, bakın köpeklerde dört ekstremite yerle temas ediyor ve bakın burada metakarp başları ve metatars başları üzerinde duruyor aslında köpekler. Bizim gibi tam temas yapmıyorlar özellikle ayaklarda. Bakın kalkanaus bayağı yukarıda kalıyor, kalkanaus üzerine temas etmiyorlar. İnsanlarda ise tam temas var. Bu şekilde bir farklılık var. Ama bir insanın işte emekleme pozisyonu değil de böyle parmakları üzerinde bu şekilde metatars başlarında durduğunu düşünürsek hemen hemen aynı pozisyona geliyor köpeklerle. Ve ayakta duran bir köpek durduğunu düşünürseniz işte bakın göğüs kafesi, omurga, pelvis, omuz kuşağı, yani organların yeri hemen hemen aynı. Genel manada baktığımız zaman. Evet, anatomik planda yine bildiğimiz anatomik terimleri kullanıyoruz. Dorsal ve ventral ve kaudal ve kraniyal. Aslında kaudal kraniyalı biz çoğunlukla kullanırız anatomide, insan anatomisinde. Ama tam manasını bulmaz. İşte bir köpeğin anatomisinde bakın kaudal kuyruk ve Pardon, şey oldu da slide'ı göremiyoruz. kraniyal. Öyle mi? Evet, bir O şey oldu. zaman Slide'ı niye göremiyoruz? son slide'da mı oldu hocam? Efendim? Son slide'da mı oldu? Yo, slide şu anda biz varız da onu tekrar. Ha, tekrar paylaşınca. Evet, hocalarımdan ve öğrencilerimden özür diliyorum. İlk webinar deneyimimiz, o yüzden. Heh, evet, şimdi oldu hocam. Heh, burada kalmıştık değil mi? Daha geriye gideyim mi? Evet, öncesinde görmedik Tamam. sanırım. Evet. Şimdi hayvan destekli fizyoterapi ve hayvanlarda fizyoterapiden başlamıştık. Hayvan Evet. destekli terapide hayvanları insanları tedavi etmek için kullanıyoruz destek olarak. Hayvanlarda fizyoterapide ise temel objemiz, tedavi edeceğimiz obje hayvanlar. Bu ikisi biraz karışıyor bazen. Öncelikle bunu söyleyelim. Sunumda anatomik fizyolojik karşılaştırmadan bahsedeceğim. Ölçme ve değerlendirmeden bahsedeceğim ve rehabilitasyondan bahsedeceğiz. Biraz insan anatomisiyle hayvan anatomisini karşılaştıracağız. İşte az önce de söylediğim gibi tarihsel dönemde insanlarla hayvanlar daha iç içeyken
insanlar işte hayvanların nasıl tedavi edileceği ya da hayvan davranışları hakkında daha çok bilgi sahibiydi. Günümüzde ise gittikçe bundan uzaklaşıyoruz. Dolayısıyla bu alan da işte biraz gerileme oldu diye düşünüyorum ben kendi adıma. Evet, iskelet yapısı işte insanda tek tür var demiştik ama hayvanlarda farklı türler var. Kendi tür içinde bile, bakın köpeklerin içinde ya da atların içinde bile farklı kemik uzunluklarına rastlıyoruz. Dolayısıyla hayvanlar alemindeki anatomik yapı çok daha farklı insana göre, kendi aralarında bile. Terminolojiden bahsedecek olursak, kısaca ruminantlar, geviş getirenler, karnivor, etçil demek, kanin, köpekgiller, ekin, tek tırnaklılar ve felin de kedigillere verilen Latince isimler. Evet, işte iskelet yapısını karşılaştırırken ne demiştik? İşte bu köpekler ya da kediler metatars başları ve metakarp başları üzerinde ayakta duruyorlar normal yürüyüşte. Bizim gibi kalkan avuçların yere değmesi ya da taban teması söz konusu değil. O açıdan biraz farklılık gösteriyor. Ama bir köpeğin ayağa kalktığını düşünürseniz insanla karşılaştırdığımız zaman hemen hemen anatomik yapılar aynı yerlerde kendini gösteriyor. Evet. Anatomik düzlemlerde de işte hemen hemen aynı terminolojiyi kullanıyoruz. Kaudal kranial yine burada kuyruk ve baş kısmı tam manasını buluyor demiştik hayvanlarda. Evet. Anatomik bazı farklılıklar var. Bunlardan bahsedelim. Bunların bazıları klinikte önemli çünkü. Birincisi omuz kuşağı. İşte normalde insanda omuz kuşağında biliyorsunuz skapula ve klavikulanın oluşturduğu bir dairesel koruyucu bir yapı var ve bu üst ekstremitenin biraz daha fazla açılarda hareket yapmasını sağlıyor. Ama evcil memeli hayvanlarda klavikula yok. Kedilerde ve köpeklerde klavikula yok. Dolayısıyla hem skapula biraz daha vertikalde, ekstremite biraz daha gövdeye yakın ve bir dezavantaj oluşturuyor onlar için. Brachial plexus yaralanmalarına daha yatkın kediler ve köpekler. Yani basit düşmelerde işte yarım metre, bir metre işte ya da basit kazalarda ya da ekstremiteyi biraz zorladığınız zaman brachial plexus hasarı oluşuyor. Çok sık görülen yaralanmalardan özellikle kedilerde ve köpeklerde. Bunun nedeni klavikulaları yok insan gibi. Evet, diğer kemiklerden bahsedecek olursak atın ön kolunda mesela ulna radius'un uzunluğunun 1/3'üne kadar uzanıyor. Sonra füzyona vuruyor, birleşiyor iki kemik ve tek kemik halinde. Köpeklerde ise ulna ve radius ayrı iki kemik. İnsandaki insanda olduğu gibi proksimal ve distalde iki tane eklem aracılığıyla hareket oluşturabiliyor. Evet, karpal kemiklerde yine farklar var. Evcil memeli hayvanların hepsinde proksimal sırada kemik sayısı 4 insanda olduğu gibi. Karnivorlarda 3. Bunun nedeni de işte skafoid ile lunat kemik burada birleşmiş halde. Ve buna os skafulo lunatum deniyor. Dolayısıyla 7 tane karpal kemikleri var. Yine alt distal sıradaki kemik sayısı tek tırnaklılarda bir tane os karpalenin olmaması nedeniyle 3. Ruminantlarda 2 ve diğerlerinde 3 olmak üzere farklılık arz ediyor. Hocam, İsmail Hocam sözünü istiyorum ama bu hani bahsederken karnivor derken hani onların parantez içi anlamlarını da söylerseniz öğrencilerimize daha açıklayıcı olabilir. Evet, tamam. Zaten bundan sonra çok geçmiyor da biraz anatomide geçiyordum. Tamam, öyle yapalım. Evet. Bir hayvan türünün parmak sayısı arkadaşlar o hayvanın sahip olduğu esas metakarp sayısına eşit. Yani kaç metakarpı varsa o kadar parmağı var diyoruz. Atlarda bir tane, geviş getirenlerde iki tane, etçillerde beş tane metakarp var. Karnivorlarda birinci metakarpta iki tane falanks varken domuz ve karnivorlarda fibula tam olarak bulunuyor. Yine ayak parmaklarının sayısı da ön ayak parmakları gibi. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bakın bu bir atın ayağı, ön ekstremitesi diyelim. Sadece üçüncü falanks üzerinde duruyor aslında. Bakın, bir insanla kıyaslarsak
İşte orta parmağınızın üzerinde durmaya çalıştığınızı düşünün. İşte aslında atlarda olan şey bu. Sadece üçüncü falanks üzerinde duruyorlar. Çok güçlü bir mekanik aslında. Ve insanla karşılaştırdığınız zaman ne kadar farklı olduğunu anlamak için güzel bir resim bu. Koluna vertebralisi anlatacak olursak yine farklı. Atlarda 51-57 tane vertebra var. Sığırda 49-51, domuzlarda 51-53, koyun keçide 47-51. Yine köpeklerde de farklı ve sakkunda 3 ila 5 arasında türlere göre değişiyor. İşte siz de hatırlarsınız, yani skolyoz anlatılırken söylenir. İşte emekleme pozisyonundaki hayvanlardan esinleniliyor diye. Aslında evet, emekleme pozisyonu omurga açısından bazı durumlarda avantaj oluşturuyor. İnsanlar da vertikal durdukları için biraz daha patolojik eğiliklere daha müsait bir pozisyon alıyor koluna vertebralis. Yani işte başta da söyledim aslında, biz orada doktora programında da amacımız insanlarla hayvanların nörolojik sistemini karşılaştırmaktı. Karşılaştırmalı baktığınız zaman iki tür içinde faydalı şeyler bulabiliyorsunuz. Bunu yorumlamak mümkün. Onların açısından avantaj olan şeyler bazen bizim açımızdan dezavantajlı olabiliyor. Ama yeni tedaviler geliştirmek açısından hayvanların incelenmesi çok etkili olacaktır diye düşünüyorum. Kaslar ve ligamentler hemen hemen aynı isimlerde. İşte latissimus dorsi, gluteal kaslar. İşte cleidobrachialis diye bir kası var mesela köpeklerin, insanlardan farklı olarak. Bunun dışında hemen hemen kas isimleri de aynı. Evet, nörolojik yapıdan bahsetmeden önce bir deneyden bahsetmek istiyorum kısaca. Mihail Merzeniş'in deneyi bu. 1980'li yıllarda yaptığı bir deney. Kendisi nöroplastisinin duayenlerindendir. Şimdi böyle deneyler yapmak yasak aslında. Artık o dönemde serbestken. Şimdi bu bir maymunun üst ekstremitesi, şu parmakları. Bu da beynindeki görüntüsü, sağdakiler. Deneyde burada ekstremitede bazı değişiklikler yapılıyor ve korteksteki görüntüsü inceleniyor elektrotlar vasıtasıyla. Burada normal, 5 parmağı normal olan, normal, sağlıklı bir maymunun beyindeki parmaklarının görüntüsü bu. Bakın D1, D2, D3, D4, D5 parmakların görüntüsü dijit dijit geçiyor. Şimdi birinci deneyde 3. parmağı metakarpofalanjiyel eklemden ampute ediyorlar. Hemen beynindeki görüntüsüne bakıyorlar. Korteksteki görüntüsüne. İkinci ve dördüncü parmak, üçüncü parmağın olduğu yeri hemen işgal ediyor. Burası duyu korteksi, somato duyu korteksi. Bakın ampute eder etmez hemen oluyor bu olay. İkinci ve dördüncü parmağın alanı genişliyor. Üçüncü parmağı kapatıyorlar beyindeki görüntüsüne. Diğer deneyde ise amputasyon yok. İkinci ve üçüncü parmağa ekstra bir uyarı veriliyor belli sürelerde ve beyindeki görüntüsüne bakılıyor. Ve bakmışlar ki 2 ve 3. parmağın beyindeki somatoduyu korteksindeki alanı genişlemiş. Yani diğer parmaklara uyarı verilmemiş, sadece onlara verilmiş. Dolayısıyla beyinde değişiklik olmuş işte. Beyin arkadaşlar, insan beyni de böyle, yani bütün canlılarda plastik bir yapı, değişkenliğe açık bir yapı ve sürekli dinamik halde. Yani işte biz bazen aşağılıyoruz, işte masaj mı yapıyorsunuz diyorlar ya. Yani sizin hastaya dokunmanız bile hastanın beyninde bir sonucu var. O dokunmanızın bile bir sonucu var. Dolayısıyla beyin plastik bir yapı. Biz işte fizyoterapi uygulamalarının çoğunda da yapmak istediğimiz şey bu. Beyin üzerinde değişiklik oluşturmak aslında. Şimdi hayvanlarla insanların ne gibi farkları var? Beyin korteksini düşündüğümüz zaman ya da bu homonkuluslarını düşündüğümüz zaman, homonkulus bildiğiniz gibi işte insandaki çok reseptör olan, çok duyu algılayan yerlerin daha büyük görünmesi. Bu duyu homonkulusu. Hayvanlarda da bakın, reseptörlerin çok olduğu yerler insanla kıyasladığımız zaman farklı. Bizim daha çok ekstremitelerimiz ve yüz bölgemizde reseptör çok, özellikle üst ekstremitede. Ama hayvanlarda mesela kedide yüz bölgesinde, bıyıklarının olduğu bölgede, tavşanlarda yine yüz bölgesi daha büyük. Maymunlarda yine yüz bölgesi ve ekstremiteler biraz büyük. Yani o canlının hangi duyuları daha çok, hangi neresiyle aldığına bağlı olarak
homunkulusu da değişiyor insanla kıyasladığımız zaman. Beyin büyüklüğü farklı. İnsanın beyninden daha büyük beyni olan canlılar da var. Fillerde mesela daha büyük beyne sahipler. Ama nöron sayısında insan daha çok nörona sahip onlarla kıyasladığımız zaman. Bakın burada yine homunculus göstermiş beyinde. Bu bir fare. Farenin bıyıklarının olduğu yere bakın. Beyinde bütün ekstremitelerden neredeyse daha fazla yer kaplıyor. Dolayısıyla böyle düşündüğümüz zaman farklı türdeki canlıların beyindeki organizasyonunu da anlayabiliriz. Evet, geldik ölçme ve değerlendirmeye. Az çok bir anatomik fizyolojik karşılaştırma yaptık sayılır. Ölçme ve değerlendirmede benzer yöntemler kullanılıyor. Ama burada temel problem karşımızdaki canlının iletişim yöntemleri farklı. Bizimle konuşamıyor aslında normal insanlarda yaptığımız gibi. Dolayısıyla hikayesini işte sahipli ya da sahipsiz olmasına bağlı olarak sahibi varsa ondan alıyoruz. Ya da barınak hayvanıysa kayıtlarına bakıyoruz olabildiği kadar. Diğer bir problem yaklaşma mesafesi ve güvenlik. Şimdi çok alışık değilseniz hayvanlara temas etmeye biraz tedirgin edebilir sizi bu. Burada da vücut nasıl diyorlar, beden dili diyorlar ya işte insanlarda. Aslında insanlarda da buna dikkat etmek lazım. Yani hayvanlarda da beden dilini yokluyoruz. İşte bakın gergin bir hayvan, yani sizinle ilgili iyi şeyler düşünmüyorsa genelde size doğru yönelir. Kasları gergindir. İşte biraz kulakları ve kuyruğunu dik tutar bazı türler. Gözlerini kısar. Sık nefes alıp vermeye başlar. Ve siz zaten anlarsınız kötü şeyler olacağını. Dolayısıyla genel postüre bakıyoruz. İşte bununla ilgili kartlar var mesela. Az çok kedi ya da köpek besleyenler bunların hepsini bilir. İşte çok mutluysa zaten sırt üstü yatar. Sizin onu sevmenizi bekler. İşte gerginse bu şekilde kasları gerginliğe doğru yönelir. Korktuysa biraz daha yere yaklaşır. Vesaire. Vücut postürüne bakıyoruz güvenlik açısından. Yani sempatik aktivasyonu artmışsa, işte sempatik aktivasyonda ne oluyor arkadaşlar? Sık soluk alıp veriyorsa ya da göz bebekleri büyüdüyse, kasları gerginse, insanlarda da böyledir zaten. Yani sizin yanınıza yaklaştığı zaman böyle bir insan, rahatsız olursunuz, kötü şeyler olacağını hissedersiniz. Burada da benzer bir durum var. O yüzden yaklaşma mesafesi bırakmak lazım biraz güvenlik açısından ya da sahibi varsa onun yanında gözlemlemek lazım. Önce biraz uzaktan gözlemlemek lazım özellikle büyük türlerde. Diğer bir değerlendirme yöntemimiz palpasyon. Palpasyon hayvanlara çok önemli bir yöntem çünkü dediğim gibi çok iletişime geçemediğiniz için palpasyonla asıl patolojileri test etmeye, anlamaya çalışıyorsunuz. Burada işte gergin kaslar ya da sıcaklık farkları, ağrılı bölgeler tespit edilmeye çalışılıyor. Eklem hareketlerini yine bu şekilde ölçebilirsiniz. Bizim normalde uyguladığımız goniometrik ölçümler gibi eklem hareketlerini de bu şekilde ölçüyoruz. Ağrı, insanlarda da bir problem aslında ağrıyı ölçmek. İnsanlarda biz ağrıyı yine subjektif yöntemlerle ölçüyoruz. İşte ne yapıyoruz? Birden ona kadar bir skala veriyoruz hastaya. Ağrın kaç diyoruz mesela. Burada da işte iletişime geçemediğimiz bir hasta var. Dolayısıyla ağrıyı neye göre ölçeceğiz? Bunu işte postüre göre yine hayvanın duruşuna göre ölçen kataloglar var, skalalar var. Farklı yerlerde geliştirilmiş. İşte oturuyor mu, ayakta mı duruyor ya da işte vücut postürü nasıl buna göre işaretliyorsunuz. Ona göre belli bir puan alıyor. Aslında bu neye benziyor? İnsanlarda 2,5 yaş altı çocuklar için yapılan bir ağrı şiddeti skalası var. Mesela işte burada bu yaştaki çocuklar okuma yazma da bilmiyor. Emojileri de gösteremiyorlar. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bağırma, ağlama, huzursuz mu, endişeli mi, uyku bozukluğu var mı, geri kaçıyor mu, beslenmesi nasıl, bunları puanlayıp ağrı skoru oluşturuyoruz insanlarda da. Hayvanlarda da benzer bir durum yapılıyor. Bakın bu da kediler için bir ağrı skalası. Yine postürüne göre ya da hareketlerine göre puanlanıyor. Yine mesela işte spinal patolojisi olduğunu düşünün. Ekstremitede ağrı testi yapacaksınız. O zaman da ağrılı uyaran veriliyor.
böyle batıcı bir cisimle. Oradaki reaksiyonu test ediliyor hastanın. Evet, kas kuvvetine nasıl bakacağız? Şimdi insanlarda ne yapıyoruz? Kas testi var işte 0'dan 5'e kadar güzelce yapıyoruz ama burada komut almayan bir canlı var karşımızda. Dolayısıyla aynısını kullanamıyoruz. Daha çok neye bakıyoruz yine? Ayakta durma postürü ve kas çevre ölçümüne bakılıyor. İşte köpekler için geliştirilmiş bir test yöntemi var. Burada statik ayakta durma pozisyonunu sağlayamıyorsa kas gücü, kendi başına ayakta duramıyorsa hasta, 3'ten küçük diyoruz kas kuvveti. Statik ayakta durma pozisyonunu sağlayabiliyorsa 3 diyoruz. Ayakta duruş için yeterli kas kuvvetinden fazlası varsa, yani hem ayakta duruyor hem de işte bunun postürünü bozabilirsiniz biraz böyle itmelerle. Bunu devam ettiriyorsa 3 artı diye değerlendirebiliyoruz. Evet, yine kas kuvveti için yapılan başka bir ölçüm uyluk çevresinde yapılan, bu şekilde uyluk çevre ölçümü zamanla kazanılan ya da kaybedilen kas kitlesi hakkında bilgi veriyor. Bu şekilde kas kuvveti hakkında değerlendirme yapılıyor. Evet, ödem ölçümünden bahsedecek olursak, ödemde biz 8 şekilde ödem ölçümü yöntemimiz var, biliyorsunuz. Basit bir yöntem. Volümetrik ölçüme göre daha kolay, daha ulaşılabilir bir yöntem. Aynısını yine ödemli bölgede hayvanlarda da kullanabilirsiniz. Evet, değerlendirmeler az çok bu kadar. Geldik fizyoterapi yöntemlerine. Neler yapıyormuşuz? Karşılaştıralım bakalım insanlarla hayvanlarda. Benzer yöntemler var. Yine amacımız burada rehabilitasyon hedeflerimiz ağrının azaltılması, kas gücünün ve tonusun arttırılması, range of motion'ın artışı ve yaşam kalitesi artışından oluşuyor. Evet. Burada pasif yöntemler var yine. Bizim aslında en sık kullandığımız yöntemlerden birisi yine. Ben el rehabilitasyonunda hep pasif eklem hareketleri çalışıyorum. Çünkü en faydalı hastaların ihtiyacı olan, primer ihtiyacı olan şeyler aslında eklemi açık tutmak. Dolayısıyla aynı egzersizleri de hayvan rehabilitasyonunda sıkça kullanıyoruz. Eklem kontraktörünün oluşmaması için. Germeler yine işte hayvanın büyüklüğüne göre farklı postürler geliştirebilirsiniz. Kısalıkları önlüyor, kontraktürleri önlüyor biliyorsunuz. Yaralanma riskini azaltıyor. Isı uygulamaları yine metabolizmayı hızlandırıyor. Eklem sertliğini azaltıyor, kas spazmını ve ağrıyı azaltıyor biliyorsunuz. Ama burada işte gözden kaçırdığımız bir şeyler var. Hayvanlar tüylü biraz. İnsanlara göre daha fazla tüyleri var. Dolayısıyla işte bu tüylerin altına nüfuz etmek için biraz daha yüksek dozajda kullanabiliyoruz böyle şeyleri. Bu sefer yanıklara neden olabiliriz. Bu bizi bazen yanıltıyor. Ben böyle hatalara düştüm. Bir tane köpeğe ortez yapmıştım. Kontraktörü vardı ön ekstremitesinde, dirsek ekleminde. Normalde biz ortezlerin içine döşeriz yumuşak materyalle. Ben de çok tüylü bir köpekti. Nasıl olsa tüyleri var diye dedim, içini döşemedim. Yani o yumuşak materyali kullanmadım. İşte cuma günü yaptım ortezi. Pazartesi bir gittim, yara açılmış hayvanda. Sonra o yara büyüdü. Ameliyat olmak zorunda kaldı benim yüzümden. O yarayı kapatmak için ameliyat ettiler. Yani bu bizi yanıltmasın. Tüylü olması bazı şeyleri göz ardı etmemiz manasına gelmiyor. Özellikle uygulamalar esnasında bu ısı artışında kontrol etmemiz lazım. Soğuk uygulamalarda da aynı şekilde yanağa karşı dikkatli olmalıyız. Soğuk yanıklarına karşı. İşte insanlarda bunların etrafına ıslak havlu sarıyorsak hayvanlarda da saralım. Yani ihmal etmeyelim. Masaj çok önemli. Masaj çok seviyorlar. İşte böyle kediniz falan varsa bilirsiniz yani parasipinal masaj yaptığınız zaman hemen kendini bırakabilir. Yani özellikle parasipinal ben çok denedim. Masaj köpeklerde de çok etkili. Çünkü dediğim gibi omurgaları biraz daha farklı bizimkinden ve daha kolay palpe ediyorsunuz kaslarını. Ve düzenli parasipinal masaj yaptığınız zaman sempatik aktivasyonlar hemen azalıyor. Dolayısıyla masajı birinci sıraya koyuyorum ben. Yani diğer uygulamaları düşünürsek hayvan rehabilitasyonunda birinci sırada masaj var. Yani en fayda görecekleri uygulama. Kas güçlendirme, eğer işte protez kullanacak bir hayvansa, insanlarda olduğu gibi protez öncesinde ve sonrasında da kas güçlendiriyoruz. Güçlendirme yöntemlerimiz neler? Pasif yöntemlerimizden birisi biliyorsunuz elektroterapi.
HVPG'si ya da işte düşük frekanslı bir akım kullanıyorduk hatırlarsanız elektron terapiden. Burada yine tüylü olan hayvanlarda tüylerin üstünden elektrotlar uygulamak biraz şeyi arttırabilir, doku direncini arttırabilir. Dolayısıyla tüyleri tıraş etmemiz lazım. O şekilde elektrotları bağlarsanız daha etkili olur. Tüyleri de normal bizim işte şey slide görünüyor mu? Ha, görünüyor. Tüyleri tıraş ederken normalde işte bizim berberlerde kullanılan o elektrikli makinelerden kullanılabilir. Bu şekilde deriyi açıp oraya elektrotları yerleştirip elektroterapi uygulaması da yapılabilir. Ha, şimdi diyeceksiniz bu elektroterapi yapıyorsunuz ama o esnada şey mi bu hayvan size saldırmıyor mu? Yani dediğim gibi çok nadir rastlamadım ben. Genelde ağrısı olan hayvanlar, hasta hayvanlar biraz böyle muzdarip oluyorlar. Yani saldırgan değiller. Hatta sizin onlara yardım ettiğinizi anlayınca bayağı da mutlu oluyorlar. Hemen sizi yalamaya çalışırlar. Sizi çok sevdiyse bir hayvan ellerinizi falan yalamaya çalışır. Bu normal bir şey. Sakın şey yapmayın yani kaçmayın. Bu sevgi gösterisi. Sizi hemen böyle ellerinizi sürekli yalamaya çalışır. Çünkü onu tedavi ettiğinizi anlıyorlar hemen. O yüzden böyle pasif duruyorlar aslında. Çok da saldırgan değiller. İsmail hocam, ısırmaya hazırlık değil mi o aşama? Yani böyle yalaması falan hayvanın. Yok, yok o ilk seansta yani ilk gördüğünüzde onu anlıyorsunuz. Yani bu ileride size saldırır mı ya da başka şeyler yapar mı? Ama işte dediğim gibi bunu biraz veteriner hekimlere danışmak lazım. Belli dönemlerde bu hayvanlar saldırgan olabiliyorlar senenin belli zamanlarında insanlardan farklı olarak. Gerçi insanlarda saldırma ihtimali her zaman var da eğer kişiler yolunu tutmazsa Evet, yani doğru. olarak köpeklerde, kedilerde öyle şeyler var. Onu danışmak lazım biraz ama genelde tedavi edildiğini anlayınca bayağı sevimli oluyorlar. Yani böyle hemen oyun moduna geçiyorlar. İnsanlara göre daha stabiller. Yani bazı durumlarda bazı durumlarda evet. Doğru. Şimdi tasmalı yürüyüş diye bir egzersiz tipi var. Bizim aslında insanlarda çok da biraz ev egzersizi gibi verdiğimiz bir şeyler bunlar. Yani koşu bandında yürüyüş gibi de olabilir. Ama bu biraz şeylere, kediler ve köpeklere has bir durum aslında. Atlarda da böyle şeyler var. Mobiliteyi arttırmak, gücü arttırmak için, kardiyovasküler endüransı arttırmak için çok önemli bir egzersiz. Mobilize olduktan sonra hayvan işte belli dönemlerde böyle yürüyüşe çıkartıp arada koşturup endüransını arttırmak gerekiyor. Evet, ağırlık aktarma egzersizleri işte protez ya da ortez kullanan hastalarda bu tarz egzersizleri yine toplar üzerinden ya da bu şekilde proprioseptif yüzeyler üzerinden yapabilirsiniz. Merdiven ve rampa egzersizleri var. Ama bu sadece rehabilitasyon aşamasında kullanılması tavsiye ediliyor. Neden? Çünkü ne demiştik en başta? Klavikulaları yok bu hayvanların. Dolayısıyla merdiven inmek bu biraz da kilolu bir hayvansa, cüsseli ise üst ekstremiteler açısından tehlikeli olabiliyor. Çünkü stabilizasyonu sağlayamıyor ve brachial plexus yaranmasına açık hale geliyor. Dolayısıyla normal zamanlarda merdiven inme aktivitesi yaptırmıyoruz, yasak. Ama rehabilitasyon için yapılırsa da sadece o dönem yapılması gerekiyor. Normalde rampalar kullanılması tavsiye ediliyor normal zamanlarda bu tarz türler için. Yine frisbee egzersizleri var. Burada zemin önemli. Sert zeminlerde bu egzersizi çalıştırmayı tavsiye etmiyorlar. Çünkü bayağı yükseğe sıçrıyor bu hayvanlar ödül almak için. Düşerken işte tekrar travma oluşması istenmiyor. Evet, 8 çizme ve zikzak sıçrama egzersizleri var yine. Bunlar da yine koordinasyonu geliştirmek için. Özellikle çalışan köpekler denen köpekler var. Bunlar da bu tarz egzersizler önemli. İşte polis köpekleri ya da orduda çalışan köpekler ya da işte engellilere yardım eden köpekler gibi çalışan köpekler diyorlar bunlara. Bunlar da koordinasyon önemli. Geldik hidroterapiye. Hidroterapi çok yine önemli bir tedavi metodu hayvanlarda kullanılan. Hatta insanlarda bu kadar kullanılmıyor bence.
insanlarda daha az kullanılıyor. Şimdi birazdan göstereceğim. Orada Ankara Üniversitesi'nde de bir tane koşu bandı var. Su içi koşu bandı. Burada amaç biraz daha yürüme amaçlı ve koşma amaçlı kullanılıyor. İnsanlardaki gibi balinoterapik amaçlı değil de biraz mobilizasyon amaçlı kullanılıyor köpeklerde ve kedilerde. Suyun yüksekliği ağırlık aktarma amacıyla hastanın boyutuna göre ayarlanmalı. Çok fazla yüksek böyle ayağını yerden kesecek su yükseklikleri istenmiyor. Evet, havuzlar var yine. Daha küçük havuzlarda da bu işler yapılabilir eğer gerekirse. Evet, bunlarda işte bakın burada böyle bir odası vardı oranın, ünitenin. Burada su içi koşu bandı vardı. Bu bant şu önden açılıyor. Su yok normalde içinde. Orada rampa var. Rampadan içeriye hayvan alıyorsunuz. Sonra bu şekilde bantlarla şu yukarıya sabitliyorsunuz. Bu bantlarla eğer mesela bu hayvan arka ekstremitesine ağırlık aktaramıyordu, biraz daha yukarı çekip rahatlatabilirsiniz. Yani ağırlık ne kadar aktaracağını ayarlayabilirsiniz. Sonra içeriye aldıktan sonra şey yapıyorsunuz burada. Suyu dolduruyorsunuz. İşte ayaklarını yerden kesmeyecek kadar belli bir mesafede. Bu su soğuk su değil. Sıcaklığı ayarlanabiliyor yine. Çok sıcak da değil, ılık suda. Sonra önden bakın bu şekilde sahibi ya da işte başka birisi hayvanı motive ederek yürümesini istiyor, koşmasını istiyor. Bu arada şimdi videoyu çalıştırayım. Bant çalıştıkça da hayvan yürüyor burada. Bakalım. Evet. Şimdi dört ekstremite olduğu için bu koşu bantları çok faydalı bu hastalarda. Bakın arka tarafı zayıf. Arka ekstremitesinin proksimal kasları çok zayıf. Bu hasta spinal bir patolojiyle gelmişti. Yürüyemiyordu geldiğinde. 4-5 haftada yürüyecek hale gelmişti mesela. İnsanlardan çok daha hızlı iyileşiyorlar. Mesela insanlarda iyileşmeyen spinal kesiler ya da yüksek seviye spinal kesiler kedilerde ve köpeklerde tama yakın neredeyse düzeliyor ya da daha hızlı düzeliyor diyebilirim. Şimdi başka bir hasta daha var. Ha, bu da başka bir hasta. Bakın yine arka proksimal kasları zayıf. Onları zor yapıyor. Bu askılar vasıtasıyla ne kadar ağırlık aktaracağını ayarlayabiliyorsunuz. Arada suyu içiyorlar. Evet. Bu da bir keçi mi? Bir oğlak diyelim. Bu küçüktü çünkü. Bir oğlak. Aslında pediatrik rehabilitasyon hastası diyebiliriz. Bu çitten atlarken paslı bir tel kesmiş bacağını. Tetanoz olmuş. Tetanoz olunca da yürüme yeteneğini kaybetmiş. Geldiğinde hiç yürüyemiyordu. Şu alttaki sahibi. Sonra sahibine demişler niye uğraşıyorsun bu keçiyle, işte git götür bunu kes falan, kasaba ver falan demişler. O da kadın biraz kucağında götürüp getiriyordu. Pasif ekleme hareketlerini çalıştık. Sonra ön ekstremiteleri düzelince arkaya bir ortez yapıldı ya da işte protez yapıldı tekerlekli. Bir süre sonra o arka bacakları da çalışır hale geldi. Bir ilaç tedavisi de gördü o esnada. Böyle de bir hasta vardı orada. Protezi nasıl planladınız hocam? Onu sorsam tam şeyiniz. Bunlar şey, yani çok ben bunlarla uğraşmadım da hazır geliyor bazen. Ya da bunu dizayn eden, sunumun sonunda yine bahsedeceğim, bazı veteriner hekimler var. Onlar boyutuna göre ayarlayıp takıyorlar. Sonra bizim protez uygulamasında yaptığımız gibi yürüyüşler yaptırılıyor, işte denemeler falan. Bir hale gelince artık sahibine öğretiliyor. Bu şekilde mobilize oluyorlar. Yani erken mobilizasyon yine çok önemli. Bu tarz aparatlarla. Tabii. Bakın ortezler yine. Kontraktör ortezleri. Bunlardan yapmıştık birkaç tanesine. Ama dediğim gibi bunların böyle hastayı rahatsız etmemesi, kesmemesi lazım. Kenarlarının yuvarlak, dışarı katlanmış ve içlerinin yumuşak materyalle doldurulmuş olması önemli. Tüyleri var diye ihmal etmeyelim benim gibi. Yoksa hayvancağız ameliyat olur. Evet, bakın burada bir kartala gaga protezi yapmışlar. Burada yine başka bir protez. Farklı canlılara göre farklı protezler geliştirilebilir ama bunlar nadir görülen durumlar.
genelde köpekler ve kedilerde rastlıyoruz. Evet, çevrenin hastaya göre modifiye edilmesi, biraz ergoterapi uygulamaları aslında bunlarda. İşte araç kapılarına rampalar yerleştirmek dediğim gibi, yani merdiven çok uygun değil bazı türler için, özellikle merdiven inmek. Rampa daha uygun. Yine yemek ve su kaplarını ayarlamak, eğer omurga ve denge problemi varsa hastanın. İşte bu halılar ya da kauçuk gibi kaymaz yüzeyler üzerinde rahat yürüyebiliyorlar. Bunları düzenlemek yine. Görme engelli olanlar için kapılar ayarlamak, işte merdivenlerin başına ve sonuna. Yine rekreasyon aktivitelerde işte can yeleği kullanarak yüzmesi, yüzemeyen bir hayvanın. Böyle şeyler insanda olduğu gibi hayvanın türüne göre ayarlayabildiğimiz yöntemler. Evet. Şimdi sunumun sonuna doğru geliyoruz. Türkiye'de bu işi yapan kimler var? Yani resmi olarak ya da kurumsal olarak. Şu an benim az çok bildiğim bir burası var. İstanbul'da Fizyovet diye bir klinik var. Sitesi aktif, inceleyebilirsiniz. Tahmin ediyorum orada veteriner hekimler bu işi yapıyor. Yani fizyoterapi üzerine kurumsallaşmış tek yer burası benim bildiğim kadarıyla, yani özel sektörde. Üniversite hastanelerindeki, hayvan hastanelerinde fizik tedavi uygulamaları yapılıyor bildiğim kadarıyla. Ama özel sektördeki tek kurum burası diyebiliyorum. Fizyovet. Bu da Gürkan Hoca. Gürkan Hoca ile ben kongrede tanıştım. İstanbul'da kliniği var. Daha çok protez ortez üzerine yoğunlaşıyor Gürkan Hoca. Yine bu alanda çalışan sayılı veteriner hekimlerden. Çok kibar ve iletişim güçlü bir insandır. Yani İstanbul'a yolunuz düşerse, oralardaysanız sitesi de var. Ziyaret edebilirsiniz. Sizi de şey yapar, yani neleri nasıl yaptığını gösterir. Biz kongrede tanıştığımız zaman o da sunum yapmıştı. Gürkan Hoca da protez ortez üreten sayılı yerlerden. Kendi kliniği var İstanbul'da. Evet. Bir de birkaç konuya daha değinip bitireyim. Ondan sonra yine sorularınız olursa onlar üzerinden konuşuyoruz. Şimdi bunlar biraz daha hassas konular, öyle diyeyim. Şimdi bunlar fizyoterapi uygulaması yapan vatandaşlar. İyi niyetle yapıyorlar. İnsanları iyileştirmek için yapıyorlar. Bazılarının yaptığı uygulamaların faydası da oluyor. Bazıları yanlış yapıyorlar, zarar veriyorlar. İşte bu insanlar medyada nasıl gösteriliyor? Kötü insanlar olarak, işte üzerine vazife olmayan işleri yapan insanlar olarak gösteriliyor medyada. Dolayısıyla medyanın bu insanlar üzerinde yapılan kayıt dışı uygulamalara yaklaşımı bu. Bakın burada da yine aynı durum söz konusu ama farklı yaklaşmış medya. Şimdi bu arkadaşımız hayvanları protez yapıyor kendi imkanlarıyla. Ama veteriner hekim değil. Şimdi bu arkadaşlarımız da doktor ya da fizyoterapist değil. Bu arkadaşımız da veteriner hekim değil. Ama medyanın yaklaşımına bakın. Bu arkadaşlarımız demonize edilmiş, yani kötü gösteriliyor. Bu arkadaşımız ise gayet böyle yaptığı iş teşvik edilmiş. Hatta yardımlar toplandı onun için falan. Şimdi veterinerler hakkıyla, haklı olarak veteriner hekimler böyle şeylere kızıyorlar. Yani şimdi biz buna kızıyoruz. Ama böyle bir haber gördüğümüz zaman sosyal medyada ya da televizyonda sevinçle inceliyoruz işte hayvanlara. İyi niyetli, yani ikisi de iyi niyetli. Bu amcamız da iyi niyetli. Bu arkadaşımız da iyi niyetli. İkisi de canlılara yardım etmek istiyor. Ama işte bu hayvanlarla ilgili yapılan tedavilerde böyle bir nasıl diyeyim, duygusallık var. İnsanlar işte böyle durumlarda popülerleşiyor böyle şeyler. Dolayısıyla böyle tarz uygulama yapan insanlar da var ama veteriner hekimler haklı olarak onlara kızıyorlar. İşte dolayısıyla hassas bir konu. Şimdi birazdan sorularınız olursa alacağız yine. İşte belki sorular olabilir, biz bu alanda ne yapalım, nasıl çalışalım diye. Şimdi bu adamlar ne yapıyorsa iyi niyetli yapıyorlar. Bu arkadaşımız da iyi niyetli yapıyor ama birisi kötü gösterilmiş. Birisi gayet medyatik meşhur birisi olmuş. Yani biraz bu konu üzerinde de düşünmek lazım.
İsmail Hocam, orada bir şey eklemek istiyorum. Yalnız bir önceki resimde ciddi paralar da alınıyor hani insanlar üzerindeki uygulamalarda. Burada birazcık hani hayvan üzerine sanmıyorum. Evet. Bir ücret alımı söz konusu olmadığı için birazcık da hani daha duygusal yaklaşılması ondan sanki. Yani işte bilemiyorum ama işte bu tarz haberlere veteriner hekimlerle konuştum ben. Yani onlar da çok kızıyorlar. Yani biz de kızıyoruz diğerine. Evet, evet. Çünkü bu arkadaşımız veteriner hekim değil yani. Ama bu işten çıkar sağlamıyor da olabilir ama neticede popüler olmuş. Evet, popülerlik var. Kıptal dışında belki demiş bile bilmiyorum. Yani işte ben bu işi yapıyorum ama işte aslında ben bu eğitimi almadım gibi bir şey dedim bilmiyorum. Yani bunlar tartışmalı konular. Şimdi çok bunları da uzatmak istemiyorum ama medyanın yaklaşımı bu. Bakın insan tedavisinde bu, hayvan tedavisinde bu. O yüzden siz de buna göre gardınızı alın. Doğru. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Yani anlatacaklarım bu kadar. Biraz hızlı anlattım yetiştirmek için ama herhalde yetiştik. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Hem sorularımızı da almış oluruz zaten. Süremiz bir saatte sınırlı. Öğrencilerimizden ve hocalarımızdan sorusu olanlar varsa alabiliriz bu konuyla ilgili. Evet. Sorusu olan varsa arkadaşlar. Ha, burada ben görebiliyorum. İstersen hocam. Evet. Buradan, bir arkadaşımız en üsttekinden başlayayım. Hocam köpekler insanlara göre tedavileri daha uzun sürer mi ya da daha mı kısa sürer? Yani benim gözlemlediğim işte özellikle spinal mesela servikal bölgede bir spinal yaralanması olan hasta vardı köpek. Ciddi de yaralanması vardı. Bir yıl sonra falan yürümeye başladı. Uzun süre askıda kaldı böyle hiç ekstremitelerine basamadı falan. Ya, işte dekübitler oluştu falan. Ama o sürecin sonunda yürüyebildi. İnsanda mümkün değil. Biz de aslında onu araştırıyorduk. Hocamla. Hala aslında ben eğitimimi bitiremedim orada da Ankara'dan buraya taşınınca. Ama şu an dediğim gibi karşılaştırmalı tedaviler farklı ufuklar açacak. Yani insan tedavisi açısından da daha kısa sürüyor. Tedavileri daha kısa sürüyor. Hocam hemen bunu sormuşken hemen ben de kafama takılan soruları soracağım. Hani dekübit oluşumu oldu ya, tedavi sırasında o dekübitlere de müdahale edebiliyor musunuz? Yani onunla ilgili bir çalışma oluyor mu orada? Yani orada cerrahlar var zaten. Veteriner cerrahlar. Onlar gözlemleyip işte pansuman gerekiyorsa onu yapıyorlar. Ya da ameliyat gerekiyorsa onu yapıyorlar. Zaten bu benim gözlem yaptığım ya da hastalarla ilgilendiğim yer bir hastaneydi. Hayvan hastanesinin içindeydik. Sürekli temastaydık aslında poliklinikle ya da işte ameliyathaneyle. Dolayısıyla bu şekilde hepsine müdahale ediliyordu. Bir de Ankara Üniversitesi'nin hastanesi cidden bir 4-5 yıl önce yenilendi ve çok güzel bir hastane. Çok özverili bir ekip var orada. Böyle bir durum. Evet. Şimdi slide'lar isteyenler var hocam. Size bırakıyoruz hocam. Ben Fatma hocama yollayayım slide'ı. Sizinle paylaşayım. Tamam. Olur. Tamam, ben paylaşabilirim. Problem değil. Videolar çalışmaz sadece. Onun dışında diğerleri var. Ben teşekkür ediyorum Fatma Hocam. Yine Fatma Nur Tarko Hocam. Teşekkürler Fatma Nur Hocam. Sonra evet. Slide'ımız. Evet. Başka soru yok galiba. Ben sorabilir miyim? Buyurun hocam. Buyurun. Ha, ben sorayım öğrencilerimiz. Benim aklıma takıldı hani birazcık daha ders anlatırken de hani bunları kullanmıyoruz. Hocam mesela hayvanlarda tens uygulaması yaparken hani şeye soramıyoruz ya artık benimsedik hasta diyoruz hayvanımıza da. Hastamıza da. Peki ona hani akım geldi mi hissediyor musunuz diye soramadığımız için hayvan tepki mi veriyor tens mesela tens uygulamasında? Evet, canı yanarsa şey yapıyor. İrkiliyor yani biraz böyle ağrı uyaran verdiğiniz zaman duyu kaybı yoksa tabii oradan anlıyorsunuz ya da önce kendimde deniyorum şiddetine. Yani çalışıyor mu çalışmıyor mu cihaz. Sonra hastalığı uygulama yapıyorum ama dediğim gibi ağrı uyaran verdiğiniz zaman duyu kaybı var mı yok mu anlayabiliyorsunuz. Ve biraz rahatsız edici bir akım verdiğiniz zaman zaten konvansiyonel tenste kontraksiyon açığa çıkmıyor. Onda
sorun olmaz. Ama akupunktur tipi verdiğiniz zaman, düşük frekanslı verdiğiniz zaman kas kontraksiyonu gözle görebildiğimiz için onda şey olmuyor hocam. Yani gözlemleyebiliyoruz. Peki, ama dediğim gibi en etkili fizyoterapi yöntemi bence manuel uygulamalar hayvanlarda. Yani masajı çok seviyorlar. Hocam masajı zaten sevmeyen yok. Evet, şöyle. Bir arkadaşımla konuşuyorum veterinerlikten. İşte ne yapıyorsunuz? Şu uygulamalarımız var, bu uygulamalarımız. Dedim işte hayvanlarda da rehabilitasyon uygulamalarımız var dediğim zaman, işte ben senin evcil hayvanın olayım, ne olur bana da dokun. Evet. Çünkü herkes seviyor hani dokunulmasını. Evet, biraz da işte kediler falan, bazı köpek türleri küçük oluyor. Manipülasyon da kolay oluyor. Yani kucağınızı evet. alıp yapabiliyorsunuz. O yüzden biraz daha farklı oluyor aslında manuel uygulamalar hayvanlarda. Bir soru daha var. Hı hı. Normalde biz insan fizyoterapist olarak yetiştik. Bu alana bu alanda çalışmak için herhalde farklı olarak neler öğrenmemiz lazım? Şimdi bu alan işte biraz da ondan da bahsetmeye çalıştım aslında sunumlarda. Şu an bu alanda çalışan fizyoterapist yok bildiğim kadarıyla. Yani sadece bu işi yapan. Şimdi ben işte doktor yaptığım için tecrübem oldu. Yani biraz tesadüfen oldu. Ya da işte kısa süreli belki tecrübeleri olanlar olabilir. Ama son fizyoterapi kongresinde iki tane çalışma gördüm. Kıbrıs'ta yapılmış hayvan hastanesinde. Yani fizyoterapistler o hastaneye gidip çalışma yapmışlar, yayınlamışlar. Yani burada şu an bir okulu yok Türkiye'de bunun. Yapanlar genelde veteriner hekimlerden bu alana yönelenler oluyor. Onlar yapıyorlar. Ama siz işte bu alanda bilgi sahibi olmak istiyorsanız, çalışmak istiyorsanız bence önce bir yakınınızda, mesela işte sizin üniversitenizde var mı hocam veteriner fakültesi? Bizde yok. Selçuk'ta var hocam. Selçuk'taki veteriner fakültesine gidip tanışabilirsiniz. Neler yapıyorlar, izin isteyip gözlem yapabilirsiniz. Bu şekilde size belki bazı uygulamaları yaptırmak isteyebilirler. Yani önce işte bir anlatmamız lazım. Neler yapabildiğimizi ya da işte bu alanda neler yapılabileceğini. Bu şekilde belki tanışarak kendisi bir alan oluşturabilirsiniz. Ama şu an bir istihdam gibi bir durum yok gördüğüm kadarıyla. Yakın zamanda da olacağını sanmıyorum. Daha çok akademik çalışmalar yapılıyor. İşte karşılaştırmalı insanlarla hayvanları. Daha çok bunlar yapılıyor ama bu alanda istihdam oluşturacak bir sektör şu an gelişmedi. Yakın zamanda da bence gelişmez hemen. Yurt dışında var galiba, değil mi hocam? Çünkü üniversitede bir 4 yıllık fakülte gördüm. Bunun üzerine ben hangi üniversitede? Ülkelerde farklı eğitim şeyleri var. Yani kısa kurs verenler de var. 2-3 yıllık okullar da var. Ama bunların ön şartı var mı yok mu bilmiyorum. Yani işte öncesinde işte sizden veteriner hekimliği bitirmenizi istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Ya da direkt alıyorlar mı? Onlar açıkçası ben de çok bilgim yok. Ama işte şey, mesela Dilara Fars var fizyoterapist olarak. Ama o işte Türkiye'de mi eğitim aldı, yurt dışında mı aldı bilemiyorum. Şu an dediğim gibi bu çok yeni bir alan. Ama nereye doğru evrilecek ben de kestiremiyorum. Yani bu işi veteriner hekimler mi yapacak sadece, yoksa fizyoterapistlerle beraber mi yapacaklar? Ya da kendi alanlarında bir fizyoterapi bölümü mü açacaklar? Şu an için çok erken. Yani şu an insanlarda fizyoterapi uygulamaları bile çok yeni aslında Türkiye'de ve dünyada. Yani çok eski bir geçmişi yok. Dolayısıyla şu an hemen işte bu kadar farklı alanların hızlıca genişlemesi çok mümkün görünmüyor. Evet. Soru var mı hocam? Başka yok herhalde. Şu an yok. 5 dakikamız var galiba. Bir soru daha ben sorabilirim soru gelinceye kadar. Evet. Hocam büyük bir hayvanla çalıştım. Mesela ben kendi adımı mesela büyük bir hayvan olduğunda nasıl hani manipüle ettiniz? Yani daha çok kediyle köpekle çalıştım. Bir tane keçi vardı. Keçi oğlak vardı. Küçüktüler çok. Yani çok büyük hayvanlar hastanede yani vardı. Köpek yani. Köpek olarak. Köpeğin mesela böyle iri yarı köpekler oldu. Ama bir tanesi çok büyüktü, hatta barınaktan gelmişti. Sakindi, saldırgan değildi ama korkuyordum. Yani biraz böyle hekimlerle beraber arkadan yaklaşıyordum. ama sonradan sonraya alıştım. Ama yine de dikkatli olmak lazım. Çünkü dediğim gibi hekimler bile hemen yaklaşmıyorlar bazı hayvanlar. Yani uzaktan böyle bir çünkü saldırgan hali oluyor. Hayvan canı yanıyor falan.
Bazen işte çok farklı türler geliyor. Yani ördekler geliyor, civcivler geliyor. İşte ne bileyim kuş kanatlılar ayrı bir bölüm. Egzotik hayvanlar var. Sadece Atlar evcil değil hocam o zaman. var. Sadece evcil hayvan değil. Olanlar var, olmayanlar da var. İşte bu buzağılar falan geliyor işte köylerden. Şimdi hayvanlar pahalı yani eskisi gibi değil. O yüzden insanlar tedavi ettirmek istiyorlar. Yani türler çok farklı, çok geniş. Atlarla hiç çalışmadım. Atlar ayrı bir alan yani şu an Türkiye'de ve dünyada. Onların da kendine göre işte yarış atları var ya da zevk için hayvanları besleyenler var. Onlar da ayrı bir alan. Yani ben de çok alışkın değilim açıkçası büyük hayvanlara yaklaşmaya. Evet. Yani ama şu an ben el gravitasyonuyla çalışıyorum. Perfeksiyonu yaralamayla falan çalışıyorum. Çok sık bir şekilde hayvan gravitasyonu ilgileniyorum diyemem. Ama bir dönem böyle tecrübelerimiz oldu. Faydası da oldu bana şu açıdan oldu. Yani insanlarla karşılaştırabiliyorum artık ya da işte fikir yürütürken oradan bir şeyler esinlenebiliyorsunuz hayvanların hareketlerinden. Amaç da bu aslında. Evet. İsmail hocamızın ortez uygulamaları da var kendine özel. İnşallah bir gün de ona ayrı bir Evet. webinar hazırlayıp Yani dinleyebiliriz hocamın rehabilitasyonu isterseniz anlatırım. Hiç problem değil. el rehabilitasyonunu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkürler. Ayrıca katılan hocalarıma ve dinleyen sevgili öğrencilerime de çok teşekkür ediyorum. Webinarımızı burada sonlandırıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Tekrar teşekkür ederim organizasyon için. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Size sağ olun.